Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Bu videomuzda Paris Saint Germain PSG teknik analiz çalışmasını sizlerle yapmış olacağız. PSG'deki, PSG'deki son durum nedir? Daha önce bir analiz çalışması yapmış idik. Bir alan içerisinde hapsettik. Bu alanın üst direnciye ya da alt direncin kırılması şeklinde demiştik. Alt direnç kırıldı maalesef. Şimdi son durumu nedir? Sıkı bir takipçisi var PSG'nin de. Yine sizlerle dün Ripple'ın analizini yapmıştık detaylı bir şekilde. Bugün ise PSG teknik analiz çalışmasını şöyle bir ara yayında sizlerle beraber yapmış olalım. Ekranımızdaki standart yasal uyarı gelince yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle PSG'yi buluşturalım. Şöyle haftalık olarak baktığımız zaman PSG'de dikkatimizi çeken işte şuradaki bu fitilin olması aslında güzel bir avantaj. Bu fitilin bizim için yukarıya doğru giden hareketin belki de bir başlangıcı olarak değerlendirebileceğimizi söyleyebiliriz. Bu fitili değerli dostlar. Şimdi ortalama şöyle baktığımız zaman burada 34.20'lerin üzerinde yani 34 dolar hatta biraz daha büyütelim şurayı daha net görelim şöyle. Kaçmış? 34.08. Yani 34 dolar üzerinde gelebilecek bir haftalık kapanışta ee, yukarı doğru güzel bir atağı görebiliriz arkadaşlar teknik açıdan. Evet fitilinin bıraktığını görüyoruz. Haftalıkta da direncimizin 34 dolar olduğuna şahitlik ediyoruz. Şimdi günlük grafiğine gelelim. Grafimizi şöyle sıfırlayalım. Tüm çizimleri yine kaldıralım. Şimdi bu noktadan şu hususa da dikkat çekmek istiyorum. Acaba bir fincan kulp oluşumuna burada gidebilir miyiz? Yapmış olduğumuz dönüş noktası oldukça ideal bir dönüş noktası. Fibonacci 0618 bölgesine denk gelen değerli dostlar noktadan dönüşümüz gerçekleşiyor. Evet 0618 bizler için çok çok önemli bir nokta. Bakınız 30.36 dolar bu değerin üzerinde miyiz? Üzerindeyiz arkadaşlar. Haftalık 34 dolar direncimiz dedik. Fibonacci anlamında baktığımız zaman 30 dolar desteğimiz. 0.50'ye denk gelen noktamız 36 34. 42 32 49 72 şeklinde yukarı doğru gitmekte arkadaşlar. Fibonacci değeri açısından da oldukça musbet musbet bir görüntünün olduğunu buradan söyleyebiliriz. Şimdi ilerleyen zaman dilimi içerisinde oluşabilecek senaryomuz bakınız. Şöyle bir fincan kulp formasyonu içerisine gidebilir miyiz bu noktadan gelecek hareket ile? Bakınız bu direnç noktasının kırılması ve böyle bir oluşum arkadaşlar yine beklenti dahilinde olabilecek bir senaryo. Yani bir fincan kulp adayı diyebiliriz PSG için. 60 dakikalık grafimize gelelim. Günlükte neye dikkat ettik arkadaşlar? Fibonacci dönüş noktasına dönüşümüzü yaptığımızda şahitlik ettik. Günlükte yine bir e, fincan kulp oluşumu içerisine gidebilir muhabbetini yaptık. Şimdi şöyle saatlik grafiğe de geldiğimiz zaman aslında çok net bir şekilde arkadaşlar. Burada bir filamanın oluştuğuna şahitlik ediyoruz. Bakınız. Ve şu bölgeyi şöyle aldığımız zaman arkadaşlar burada net bir filama görüntüsünden bahsedebiliriz. Ya bu da bizi ne yapar arkadaşlar? Nereye kadar taşıyabilir? Teknik açıdan baktığımız zaman bakınız ortalama 40 dolar bantları da burada oluşabilecek bir filaman teknik hedefi olarak değerlendirilebilir. Yani PSG için zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve tekniğinin oldukça şu anda belirginleşmeye başladığı düşüncesi bende hasıl oluyor. Aylıktaki fitil bırakması, işte günlükteki çanak oluşumuna gidebilecek potansiyeli barındırması, Fibonacci değerlerinden dönüşün gerçekleşmesi ve saatlikteki bu filama oluşumu bizler için oldukça önemli. Ve yine arkadaşlar şu merkezi nokta bakınız burayı da alıyoruz. Ya yani muhtemelen bu nokta test edilecektir. Burada zorlanabiliriz arkadaşlar. Bu bölge defaatle test edilen Bakınız zorlandığımız nokta bu bölgeye kadar gelip bu bölgeyi de geçebilir ise ki ortalama şöyle baktığımız zaman işte 33.70. Ha yani biz buna 34 diyelim yine aynı şekilde saatlikte de 34'lerin üzerinde arkadaşlar 40 yolculuğu yukarı doğru gerçekleşebilir. Potansiyeli var mı? Var. E yine saatlik bazda baktığımız zaman şöyle bir oluşumu da buradan değerlendirir miyiz? Şöyle bakalım. Bir yükselen üçgen oluşumu. Burada tabi dikkat edeceğiz. Alta doğru gelebilecek kırılımlar bizim için birazcık tedirginlik oluşturabilir. Şu anda arkadaşlar görüntümüz bu şekilde. Şu alt bant bir şekilde kırılır ise o zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Ama şu anda sıkıntı görebileceğimiz bir nokta yok. Kırılımı takip ederiz. Eğer alta bir kırılım gelir ise teknik olarak 31 dolar bantları altında ortalama bir kırılım gelir ise şu derinlik kadar yine geri çekilme potansiyelimiz tabii ki de söz konusu olabilir. Bu da işin negatif seyri, negatif kısmı arkadaşlar. Umarım böyle bir e, senaryo ile karşılaşmayız. Şimdi 4 saatle tekrar alalım çizimleri kaldıralım. Evet. teknimiz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. PSG ile ilgili düşüncelerinizi sizler de bırakın arkadaşlar e, yorum kısmına. Bakalım neler düşünüyorsunuz PSG ile ilgili. 4 saatlikte de güzel bir kırılım aslında şahitli gidiyoruz. Bu da yine işin tatlı olan kısımlarından bir tanesi arkadaşlar. Bakın 4 saatlikte şu bölgeden bir kırılım geldiğine de yine şahitli gidiyoruz. Evet puzzle'ları bu şekilde birleştirebiliriz. Aylıktan, haftalıktan, günlükten, saatlikten geldik. 4 saatlikte de aslında güzel bir kırılıma şahitli gittik. Umarım yukarıya doğru potansiyelimiz nokta nokta gelecektir diye bekliyoruz arkadaşlar. İlk etapta bakın şuradaki 37 bantları daha sonra 40 bantları şeklinde yolculuk hedefimiz var. Bakalım neler yaşayacağız. PSG ile ilgili yine teknik çalışmalarını sunacağız. Ee, umarım bu saatlikteki filama bizi 40 dolar bandına taşır diyerekten kapatalım. Her şey gönlünüzce olsun. Bu tarz tekli videoların devamını bekliyorsanız yine kripto paralarla ilgili yorum kısmına yazınız arkadaşlar. Yine Binance borsası referans kimi videonun altına bırakıyorum. Buradan kayıt olmayan arkadaşlarımız kayıtlarını gerçekleştirebilirler. %10 komisyonu indirimiyle Binance Global ve Binance TR referans kimliğimiz. Kanalımıza abone olmayan ilk defa bizi izleyen değerli dostlarımız kanalımıza bekliyoruz. Abone olup bildirim zilini açmanız yeterli. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.